8. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen sulu çözeltilerin bulundukları ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır denilmiş. Şimdi kaynama sıcaklığını etkileyen faktörler için şunu söyleyeyim. Bakın bir sıvının cinsi. ikincisi dış basınç. Üçüncüsü ise safsızlık. Ya sıvının cinsi dediğimiz tanecikler arası çekim kuvveti büyük olanın kaynama noktası büyüktür şeklinde düşünebiliriz. Dış basınç için de şunu söyleyebiliriz. Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar. Çünkü kaynamanın tanımı neydi? Bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda kaynama olayı gerçekleşiyor. O zaman dış basınç ne kadar yüksek olursa ona ulaşmak o kadar zor olur. Kaynama da o kadar zor gerçekleşir. Safsızlık içinde şunu söyleyebiliriz. Eğer ee, tanecik moleritesi artarsa yani suda çözülen tanecik sayısının tanecik moleritesi artarsa ya da derişimi artarsa e, kaynama noktası da artar. Şimdi arkadaşlar sorulara yani şıklara baktığımızda sorulara demeyelim. Şıklara baktığımızda 760, 750, 700 yani e, dış basınç açısından baktığımızda 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 olur. Peki safsızlık için bakarsak. Şimdi Alüminyum, klorür siz aldınız, suya attınız. Bu maddemiz 1 alüminyum ve 3 klor olarak iyonlaştı. Şimdi burası 0.25 molarsa bir, bir or yani kat sayıları eşit olduğu için burası da 0.25 molar olur. Şurası 3 olduğu için tabi şunları istiyorsanız yazabilirsiniz 3'e 1. Başındaki sayı bizi ilgileniyor. Burası da 0.75 molar olur. Yani burada toplam tanecik molerden 1 molar oldu. İkincisine baktığımızda sodyum bromür var. Sodyum bromürü siz suya atarsanız bir sodyum ve bir brom şeklinde iyonlaşır. Şimdi burası 0.5 molar. O zaman burası da 0.5 molar. Burası da 0.5 molar. Bakın topladığınız 1 molar oldu. Şeker çözeltisi demiş. Yani şekeri suya attığınızda şeker suda moleküler çözünen bir maddedir yine. E, bu şekilde çıkacak. Burası 1 molarsa burası da 1 molar. Bakın e, hepsinin molaritesi eşit. Yani şu kısım eşit o zaman burada direkt dış basınç kıyaslamasına bir büyüktür, iki büyüktür. Üç şeklinde olması lazım. O zaman cevap da A şıkkı. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki bir çözeltinin kaynama noktasındaki yükselme şu şekilde. E, yani bu bağıntıyla hesaplanabilir. Burada delta t yükselme miktarı yükselmesi. Şuradaki büyük e, K ka, kaynama noktası sabiti Buradaki M ise toplam tanecik sayısı şeklinde verilmiş. Şimdi diyor ki dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda 360 gram glikoz bileşiği 500 gram suda çözülüyor. Buna göre çözeltinin aynı basıncıda kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir diye sorulmuş. Şimdi formülümüzde yerine yazarsak bakın delta T eşittir. Yani şöyle söyleyeyim bakın e, K dediğimiz sabit molalite çarpı e, tanecik sayısı diyelim. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Şimdi sabitimiz 0.52. Bu formülü bu şekilde dönüştürdük. Aynı formüldür. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Molalite. Şimdi molalitenin de formülünü hatırlarsak molalite eşittir. En bölü kilogram. O zaman öncelikle ben bir, bunun bir kilogramını şey molünü bulmam lazım. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Şimdi e, kütlemiz 360. Bölü. Mol kütlemiz yani glikozun mol kütlesi içinde şunu söyleyebiliriz. Şimdi karbonun sayısı 6. 6 kere 12. 72. Hidrojen sayısı 12. 12 çarpı 1'den 12. Oksijen sayısı e, 6. 6 kere 16. 96. Yani buradan toplarsak 96 12 daha ekledik 108 ve 180 yaptı arkadaşlar. Şurası 180 o zaman 360'ı 180'e böldük 2 mol. Getirip yerine yazıyorum mol sayım 2. Çözücünün yani suyun kilogramı bakın 500 gram denilmiş. Onu da kilograma çevirsek 1000'e bölersek 0.5 kilogram yapar. Evet 0,5'e bölmek demek 2 ile çarpmak demektir. Çünkü bu 1 bölü 2'dir. Yukarıya çarpım olarak gider. 4 molal oldu. Getirip şurada yerine yazın. Burası 4 çarpı tanecik sayısı. Şimdi glikozu biz suya atarsak glikoz nedir? Suda moleküler çözünen bir maddedir. Onun için tanecik sayısı 1. O zaman 0.52 4 ile çarparsak 2,08 derece çıkar. Kaynama noktasındaki yükselme Onuncu sorumuza baktığımızda diyor ki oda sıcaklığında 0.2 molal kalsiyum bromürün sulu çözeltisi bir atmosfer basınçta soğutuluyor. Buna göre çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi donma noktasının formülü yani şöyle diyebiliriz. Delta T eşittir. Donma noktası sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı şeklinde yazabiliriz. Yani buradaki delta T donma noktasındaki düşme. Şurası sabit. Zaten şurada verilmiş. Küçük M molalite ve tanecik sayısı olarak yazabiliriz. Şimdi yazarsak şurası 1.86 molalitem 0.2 çarpı tanecik sayısı. Yani siz kalsiyum bromürü suya atarsanız kalsiyumun sayısı 1 olduğu için 1, bromun sayısı 2 olduğu için altı da 2. Yani şu şekilde iyonlaşacaktır. Yani tanecik sayısı dediğimiz 1 2 daha 3. Başındaki şu sayıları topladık o zaman burası da 3 oldu arkadaşlar. E şurası 0.6 yapar çarparsak. Onu 1.86 ile çarptığımızda buradan 1. 116 derece olarak çıkacaktır. Bakın normalde su, e, suyu, yani suyun donma noktası sıfırdır. Sulu çözeltide ne olacaktır? Sıfırdan çıkarırsak bunu sıfır eksi 1.116 dereceden yani cevap eksi 1.116 santigrat derece olacaktır. Yani cevap değişiklik çıkacaktır arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltilerin aynı şartlarda kaynamaya başlama sıcaklıkları eşittir. Birinci kapta 0.2 mol x 2 ikinci kapta 0.32 mol x 2 y 3 çözünlüğüne göre sulu çözeltilerin hacimleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada şunu söyleyeyim bu maddelerin sıcaklıkları eşitse derişimleri de eşittir. Çünkü kaynama sıcaklığı. bir koligatif özellikte ve koligatif özellikler derişimle e, derişime bağlı özelliklerdir. O şekilde söyleyelim. Şimdi bu maddelerimiz öncelikle iyonlaştırmamız lazım çünkü iyon e, yani suda çözünen kısım bizi ilgilendiriyor. Şimdi x y'yi suya attığımızda x artı y şeklinde iyonlaşacaktır. Şimdi şurası 0.2 mol ise şurası da 0.2 mol yapar. Çünkü başındaki katsayı eşit. Burası da 0.2 mol yapar. Diğer maddemizi suya attığımızda x, 2, y, 3. Yani suya attığımızda 2 tane x artı 3 tane y şeklinde iyonlaşacaktır. Evet şu şekilde yazdık. Burası da tabi onu da yazalım. 0.32 molar. Şey, 0.32 mol. Şimdi bakın 1'e 2 oranı var. Yani 2 kat olacak. O zaman bu durumda burası 0.64 mol 1'e 3 oranı olduğu için burası da 0.96 mol. Şimdi tekrar söylüyorum. derişimlerin eşit olması lazım ve sudaki kısım. Yani şuranın toplamı kaç yapar? 0.4 mol. Şuranın toplamı kaç yapar? 0.64 ile 0.96'yı topladığımızda 1.5 mol yapar. buçuk değil arkadaşlar 1.6 mol yapar. Özür diliyorum. Şu ikisini topladığımızda şimdi bunları bir de eee derişime yani e, şey molariteye çevirmek için ne yapmamız lazım? Molalite eşittir n bölü v dediğimiz bir formül vardı. Hacme bölmemiz lazım. Yani birinci çözelti için şunu söyleyebiliriz. Bakın birinci çözelti için molarite eşittir 0.4 bölü v1. İkinci çözeltimiz için de Molarite eşittir 1.6 bölü V2. Şu değerlerin birbirine eşit olması lazım. O zaman getirip şuraya yazıyorum. 0.4 bölü V1 eşittir 1.6 bölü V2. V1'i yukarıya attım, sayıyı aşağı attım. O zaman V1 bölü V2 eşittir 0.4 bölü 1.6. Virgülleri attım, sadeleştirdim. O zaman 1 bölü 4. Ya yani bu durumda şunu söyleyebiliriz. İkinci çözeltinin hacmi birinci çözeltinin hacminin dört katı olacak. Bakın yüzde yüz oldu. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir çözeltinin donma noktası sabit basınçta toplam tancık der derişimine ters orantılıdır diye bir bilgi verilmiş. Aşağıdaki grafikte üç farklı sulu çözeltinin molar derişimlerine karşı donmaya başlama sıcaklıklarının değişimi de gösterilmiştir diye verilmiş. Buna göre X ve Y sulu çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye de sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu bilinen maddeden yola çıkmanız lazım. Amonyum nitrat. Şimdi bu amonyum nitrat katısını biz suya atarsak amonyum ve nitrat şeklinde suda iyonlaşır. E, amonyum nitrat için kendimize bir nokta seçelim. Mesela grafikten ben şurayı seçtim. Yani şurada moler tam kaç? 0.1 molar. Şimdi burası 0.1 molar olduğunda başındaki katsayılar eşit olduğu için burası kaç olur? 0.1 molar. Burada da yine başındaki sayı 1 olduğu için burası da 0.1 molar olur. Bakın buranın toplamı kaç oldu? 0.2 molar olduğunda toplamı için söylüyor. Çünkü toplam tanecik ile doğru ters orantılı demiş. Ne kadar düşürmüş donma noktasını? A kadar düşürmüş. Yani eksi A derece olmuş. Şimdi gelelim x'e. Bakın x için de kendimize bir nokta seçiyoruz. Bakın ben bu noktayı seçtim. Diyorum ki x'i ben suya attım. Ee, ve molaritem 0.1 molar. X su da çözündü. Şu kısmı bilmiyorum şu anda. Bu kısmı araştırmam lazım. Peki x donma noktasını ne kadar düşürmüş? 2 a kadar düşürmüş. Şimdi oran orantı için ya yani oran orantı kurabilirsiniz ya da direkt şunu diyebilirsiniz. Bakın a'ya 0.2 ise 2A'ya burası kaç olacak? 0.4 olacak. Yani bura buranın 2 katıysa burada buranın 2 katıdır. Ya yani ben x'ten 0.1 alıyorum. Suya atıyorum ve toplam tanecik değişimim 0.4 oluyor. O zaman buradaki tanecik sayısı için şunu söyleyebilir miyiz? Tanecik sayısı 4. 1 4 olan bir maddedir. 0.1 atacağım. 0.4 kadar çıkacak. Yani x için baktığımda bakın alüminyum sülfat burada 2 3 daha bunun tanecik sayısı 5'tir. O zaman a şıkkı olmaz. B şıkkına baktı. Bakın 1, 3 daha 4. Bu olabilir. Dursun. C şıkkına baktı. Glikoz vermiş. Glikoz suda çözünen bir yani moleküler çözünen bir maddedir. Tanecik sayısı 1. O zaman C şıkkı da olmaz. D şıkkına baktı. 1, 2 daha. Tanecik sayısı 3. O zaman D şıkkı da olmadı. E şıkkına baktı. 1, 1 daha. Tanecik sayısı 2. O zaman bu da olmadı. Aslında cevap ortaya çıktı ama biz yine de Y maddesini de inceleyelim. Bakın Y'yi alıyoruz. Suya atacağız. Şimdi y yine bir nokta seçmemiz lazım. Şurayı seçebiliriz. Maddenin moleritesi 0.2. Ve su da çözünecek bu kısmı. Bilmiyorum burayı inceliyorum. Peki ne kadar düşürmüş donma noktasını? Bakın şuradan gittiğimizde a kadar düşürmüş. Şimdi sorunun başında zaten bakın a olan 0.2 molardı. O zaman burası a ise burası da 0.2 mol olacak. Bakın maddeden 0.2 atıyoruz. 0.2 olarak çıkıyor. O zaman burada tanecik sayısı 1 olan bir madde olması lazım. ya yani suda moleküler çözünen bir madde olması lazım. Zaten B şıkkı da bunu diyor. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki X ve Y suda iyi çözünen iki farklı katıyı göstermektedir. Her iki sulu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklıkları eşit olduğuna göre X ve Y bileşikleri hangi seçenekteki gibi olabilir diye sorulmuş bakın şunu söyleyeyim. Kaynamaya başlama sıcaklıkları eşitse bunların toplam tanecik sayılarının ya da toplam tanecik molariteleri eşittir diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buradan öncelikle molariteyi bulsak çünkü molarite ile derişimle alakalı kaynamaya başlama sıcaklığı Molaritenin formülü nedir? Molarite eşittir. M bölü V. Molarite eşittir. 3 bölü 2. O zaman burası 1,5 molar çıktı. Burası ise molarite eşittir. 1 bölü 2'den 0.5 molar çıktı. Yani şöyle yapacağız. Işıkları tek tek deneyeceğiz. Bakın bu maddemizin tanecik sayısı 1'dir. O zaman 1 çarpı molaritemde bir 1,5'tu. O zaman burası 1,5 molar olur. Burası ise molaritem 0.5 tanecik sayısı 2 bir daha 3 o zaman çarparsak buradan burası da 1.5 molar olur. O zaman aradığımız cevabı aslında bulduk ikisinin tanecik sayısı. Yani bunu suya attığımızda bakın kalsiyum artı 2 klor olacak. Diğer şıklar için tek tek denemeyeceğim ama yani şuradan 0.5 atarsak 0.5 bundan 1 de bundan toplam 1.5 molar çıkacak. Yani içindeki tanecik sayısıyla çarpıyoruz. Diğer şıklarımızı da tabii ki inceleyelim. Bakalım. Bakın sodyum klorür 1 1 daha 2 götürüp 1,5 ile çarptığımızda burası toplam 3 molar olur. 2 1 daha 3 0,5 ile çarparsak burası yine 1,5 molar olur. Olmadı, eşit çıkmadı. Magnezyum nitrata baktığımızda 2 1 daha 3. 1,5 ile çarparsak 4,5 molar olur. Burası e, tanecik sayısı 1'dir moleküler çözün. O zaman 0,5'i 1 ile çarparsak 0,5 molar olur. Bu da olmadı. Kalsiyum kloru 1, 2 daha 3. 1 buçukla çarparsanız 4,5 buçuk molar olur. 1, 1 daha 2. 0, 5 ile çarparsanız 1 molar olur. Yine eşit çıkmadı. Sodyum nitrata baktığımızda 1, 1 daha 2. Nitrat köktür. Bu şekilde iyonlaşır. Dördüncü sorumuza baktığımızda Diyor ki bir çözeltide uçucu olmayan bir katı çözündüğünde toplam tanecik sayısı ile doğru orantılı olarak kaynama noktası artar. Bir sıvı kaynarken buhar basıncı da dış basınca eşit olur diye bir bilgi verilmiş. Aşağıda derişimleri bir molar olan X, Y ve Z sulu çözeltilerinin buhar basıncı sıcaklık değişim grafiği verilmiştir. X şeker çözeltisi ise Y ve Z çözeltileri aşağıdaki bileşiklerden hangisinin hangilerinin sulu çözeltisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi x şeker. Şimdi siz şekeri suya atarsanız şeker suda moleküler çözünen bir maddedir. Yani iyonlarına ayrışmaz. Öyle bir şey yoktur. Ben buradan 1 molar attığımda başındaki katsayı eşit olduğu için yine 1 molar olarak çıkar. Peki 1 molar olduğunda biz ilgilenen sudaki kısım kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? A kadar. Şimdi geldik Y'ye. Bakın Y için baktığımızda yani şurada suda çözünecek. Tanecik sayısını arıyorum. Bulmam gereken o. Şimdi kaynama noktası ne kadar yükseltmiş? 2A derece yükseltmiş. Bakın burası 1 olduğunda A yükseltiyorsa 2A olması için şuradan kaç olması lazım? 2 molar olması lazım. Ben 1 molar atıyorum. 2 molar olarak çıkıyor. O zaman buradaki tanecik sayım 2. Yani ben Y'ye bakarken bakın potasyum ve klor taajik sayısı ki bu olabilir. Kalsiyum klorür olmaz. 2 1 daha 3. 2 1 daha 3 bu da olmaz. 1 1 daha 2 bu olabilir. 1 1 de nitrat 2 bu da olabilir. Yani burada 3'lük olabilir. Peki Z'yi incelersek Z katısını alıyorum, suya atıyorum. Su da iyonlaşıyor ya da işte su da çözünüyor diyelim. Şimdi şurası 1 molar. Çünkü üçünde de sonra soruda belirtmiş 1 mola. Peki kaynama noktamı ne kadar yükseltiyor? 4A. Bakın 1A e ise buranın 4A olması için buranın kaç olması lazım? 4 molar. Yani ben 1 molar atıyorum. 4 molar olarak parçalanıyor. O zaman burada tanecik sayım 4 olacak. Şıklara buna göre bakıyorum. E, magnezyum klorür 1, şey, 2, 1 daha 3. O zaman olmaz. Yine burada magnezyum kloru vermiş. 2, 1 daha 3. Bu da olmaz. Alüminyum klor bakın. 3, 1. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki 200 mitre 0.2 molar kalsiyum klorürün sulu çözeltisine aynı sıcakta çözelti hacmi 2 katına çıkacak kadar su eklenirse yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın kalsiyum klorür suya atarsanız kalsiyum ve 2 klor şeklinde iyonlaşır. Şimdi başlangıçta burası 0.2 molar. Başındaki kat sayı bakın 1'e 1. Bir. O zaman burası da 0.2 molar olur. 1'e 2 olduğu için burası da 0.4 molar olur. Şimdi siz çözelti hacmi 2 katına çıkana kadar su eklerseniz molarite eşittir n bölü ve hacim 2 katına çıkarsa molarite yarıya düşer. O zaman burası 0.1 molar olur. Burası 0.1 molar olur. Burası ise 0.2 molar olur. Şu e, ilk durum, şurası da son durum. Şimdi birinci yargımızda diyor ki çözeltinin elektriksel iletkenliği azalır. Şimdi elektriksel iletkenlik doğru orantılıdır iyonların molaritesiyle. Şimdi ilk durumda 0,2, 0,4 daha e, iyon moler 0,6 molar iken, son durumda 0,1, 0,2'da 0.3 molar olmuş. O zaman iyonların moleritesi azaldığı için elektriksel iletkenlik azalır. Birincisi doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda klor iyonları derişimi 0,2 molar olur dedim. Şurası. Bu da doğrudur. Üçüncüsüne baktığımızda çözeltinin donmaya başlama noktası düşer demiş. Bakın arkadaşlar ilk durumda 0.6 molardı. Şimdi burası mesela diyelim ki 6x düşürürse 0.6. Burası 0.3 olduğunda 3x düşürecek. Yani burası daha çok düşürdü. Mesela 6x mi? 3x. Yani şurada şuraya geldiğimizde donma noktası artar. Hatta buraya şöyle diyebilirsiniz. Mesela burası 6 derece ise burası 3 derecedir diyebilirsiniz değer vererek daha somutlaştırabilirsiniz. Eksi 3, eksi 6'dan büyüktür. O zaman artmıştır. Üçüncüsü yanlıştır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki grafikte saf su 0.2 molarlık sodyum bromür çözeltisi ve 0.2 molarlık bir tane iyonik katı, katıya ait çözeltinin buhar basıncının sıcaklıkla değişim eğrileri gösterilmiştir. Buna göre Verilen bileşiklik bileşiğin formülündeki n'nin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. bir maddenin buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda kaynama gerçekleşir. Yani saf su 100 derecede kaynamış. Sodyum bromür 102.8'de kaynamış. Bu madde ise 105.6'da kaynamış. Yani biz öncelikle şu sodyum bromürü bir iyonlaştıralım suya attığımızda sodyum ve brom şeklinde iyonlaşır. Şimdi şurası 0.2 molar. Maddemiz o zaman başındaki kat eşit olduğu için burası da 0.2 molar. Burası da 0.2 molar olur. Bakın şurada sudaki toplam tanecik derişimi 0.4 molar olduğunda kaynama noktasına kadar yükselmiş? Yani 100'den 102.8'e çıkmış. Yani 2.8 derece artmış. Şimdi biz bu maddemizi suda iyonlaştırırsak buradan bir tane x artı n tane y açığa çıkacaktır. Ve yine bu maddemizin molaritesi 0.2 molar. Şimdi başındaki katsayı eşit olduğu için şurası da 0.2 molar olur. Şurası ise 0.2 çarpı n molar olur. Şimdi arkadaşlar bakın Şimdi burası ise 2.8 de şurası ise 5.6 derece yükseltmiş. Burası 5.6 derece yükseltmiş. Eğer bakın bura buranın iki katı ise o zaman şuradaki toplam iyon molaritemde iki kat olması lazım. Burası 0.4 ise buranın toplamına 0.8 molar olması gerekir. Kaynama noktası 2 kat yükselmişse şuna göre burası da 2 kat olacak. O zaman 0.2 artı 0.2 n şu ikisinin toplamı 0.8 olacak. O zaman 0.2 Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir çözeltinin kaynama noktası birim hacimde çözülen tanecik sayısıyla doğru orantılıdır. Buna göre 0.3 molar amonyum sülfat sulu çözeltisi bir atmosfer basınçta 103 derecede kaynamaya başlıyor. Aynı basınçta 0.09 molar kalsiyum fosfat çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu maddelerimizi bir iyonlaştıralım amonyum sülfatı siz suya atarsanız şimdi burada iki tane amonyum var o zaman iki tane amonyum artı bir tane de sülfat iyonu açığa çıkacaktır. Şimdi kalsiyum fosfatı da aynı şekilde bir iyonlaştıralım. Kalsiyum fosfat. Şimdi burada 3 tane kalsiyum var artı iki tane de fosfat var. Evet bu şekilde yoğunlaştırdık. Bakın diyor ki bu maddemiz 0.3 molar. Burası 0.3 molar olduğunda 1'e 2 oranı var. O zaman burası 0.6 molar oldu. Yine 1'e 1 bir oranı olduğu için burası da 0. 3 molar oldu. O zaman bu ikisinin toplamı çünkü toplam tanecik sayısı bizi ilgilendiriyor. O zaman burası 0.9 molar olduğunda kaynama noktam 3 derece artmış. Şimdi gelelim kalsiyum fosfata. Burası 0.09 molar. Bakın 1'e 3 oranı var. O zaman 3 kat olacak. Burası 0.27 molar oldu. 1'e 2 oran olduğu için o zaman burası da 0.18 molar oldu. Şurayı toplarsak 0.45 molar olur. Bakın 0.9 molar 3 derece yükseltiyorsa 0.45 molar acaba kaç derece yükseltecek? Buraya da A derece dedim ve içler dışlar yaptım. A eşittir 0.45 çarpı 3 bölü 0.9. Evet bura buranın 2 katıdır sadeleştirdiğimizde. Aşağıda 2 kaldı. 3'ü 2'ye böldüğümüzde 1,5 olur. O zaman bu durumda 100'ün üzerinden 1,5'ü eklersin.